İstanbul'da askeri helikopter düştü, 4 şehit. Açık Toplum Vakfı Türkiye'den çekildi. Özel fondaki 212 milyon da kayıp. Günün haberleri başlıyor. Son dönemde iktidar yanlısı medyada hedef gösterilen ve Osman Kavala'nın da kurucuları arasında yer aldığı Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yeni açılan soruşturmalarla vakıf ile gezi olayları arasında bağlantı kurma çabaları olduğu görülmektedir. Bu çabalar yeni değildir ve tümü gerçek dışıdır açıklaması yapan Vakıf Yönetim Kurulu, mütevelli heyeti, medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle bu teklifi onaylamıştır ifadelerini kullandı. Açıklamada Açık Toplum Vakfı yöneticilerinin zaman zaman hükümet yetkilileri tarafından kabul edildiğine, görüş alışverişinde bulunulduğuna, iktidar medyasının ısrarla gündeme getirmeye çalıştığı bağışların Vakıflar Genel Müdürlüğü onayıyla yapıldığına da dikkat çekildi. İflas eden yatırımcılara destek amacıyla kurulan özel fonda biriken 212 milyon 784 bin liranın akıbeti bilinmiyor. Skandal Sayıştay'ın yatırımcı tazmin merkezi raporuyla ortaya çıktı. Yatırımcılara güven vermek için çıkarılan kanun ve kurulan fonun gereği yerine getirilmedi vurgusu yapılan raporda, son 5 yıldır sadece 16 kişiye ödeme yapıldığı ve neredeyse uygulamanın güncelliğini yitirdiği, bu amaçla oluşturulan ve yasal olarak başka bir iş içinde kullanılamayan özel fonda biriken paranın 2017 yıl sonu itibariyle 212 milyon 748 bin 147 TL'ye ulaştığı ve bu paranın akıbetinin belirsiz olduğu tespit edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Urfa ve Mersin'de yapılan operasyonlarda aralarında sendikacılarla HDP yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sağlık emekçilerinin 2016 yılında Sakarya Caddesi'nde yaptığı beyaz bayrak eylemleri nedeniyle başlatıldığı ve örgüt propagandası suçlaması yöneltildiği belirtiliyor. Haykır! Savaşa! Hayır! Ankara'da yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri emekçileri sendikası, Hakların Demokratik Partisi yönetici ve üyeleri yer aldı. Tekrar söylüyorum ve kaybettiğimiz çocuklara da sözümüz olsun. İstanbul Sancaktepe'de mahalle arasına askeri helikopter düştü. 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı kazanın sebebi açıklanmadı. Askeri helikopterin bilinemeyen sebepten dolayı düştüğünü açıklayan İstanbul Valisi, inceleme başlatıldığını duyurdu. Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı görüldü. Tutuklu eski polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in avukat kızı Rabia Fitnat Yılmazer'e silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme genç avukatı, tutuklu polislere avukat desteği sağlamakla da suçladı. Ali Fuat Yılmazer'in kızları Fatma Saadet Yılmazer'le Rabia Fitnat Yıldırım, Gülen Cemaati ile ilgili soruşturmalar kapsamında 27 Mart 2017'de tutuklanmıştı. Diğer yandan idari hukuki profesörü Metin Günday, sarayda azar işiten yargının Türkiye'de adalet dağıtamayacağını söyledi. Türkiye'de hukukun zerresinin bile kalmadığını anlatan Günday, devletin kendi koyduğu kurallara uymadığını belirtti.